Mesela yeni bir bisiklet. Nereden geldin sen? Kahramanmaraş'tan. Yani deprem bölgesinden. Sayın seyircilerimiz, biliyorsunuz Kadir Gecesi'nin gündüzünde Ahmet Ali kardeşimizle bir araya gelmiştik. Onun Allah'tan bir duası vardı. Biz de ona vesile olduk. Müftü Bey'imizin de aracılığıyla bisikletini kavuştu bayram günü. Hayırlı olsun. Nasıl duyguların? Evet. Neler düşünüyorsun şimdi? Heyecanlandın mı? Evet, kendimi mutlu olarak hissediyorum. Teşekkür ettin mi Müftü amcana? Müftü amcanın eline bakalım. Evet. Hadi bayramlar. Ondan sonra hadi bakalım. Ben de bir söz alayım o zaman, tamam mı abi? İleride müftü olacaksın ama. He? Değil mi? İnşallah. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Güle güle kullan. Allah kaza bela göstermesin. Değil mi? Bir de şimdi bak, bayram günü de. Bayram günü de kaza yapanlar da oluyor. İnşallah hiç kaza yapma, tamam mı? İnşallah. Evet Sayın Hocam, Küçük Ahmet Kadir Gecesi'nin gündüzünde haber ekibimizde röportaj yaparken bir isteyen var mı diye soruldu. Bisiklet dileğinde bulundu. Bu konuda ne diyeceksiniz Sayın Hocam? Evet, biz de Ahmet'imizin dileğini, isteğini programda duyunca dedik biz Türkiye Diyanet Vakfı olarak ona bir bisiklet hediye edelim. Böylelikle Ahmet'in duası kabul olmuş oldu. Biz de kendisine bu bisikletini inşallah sağ salim kullanmasını, kazasız, belasız, yaralanmadan ileride inşallah daha güzel onun araçları, güzel imkanları, fırsatları, bahtacı olsun inşallah Ahmet'imizin. İnşallah. Evet, iki bayram bir arada yaşıyor Ahmet şu anda. Evet, evet.